Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Tebuk Seferi. Tebuk Seferi Peygamber Hazretleri'nin en son katıldığı bir sefer Peygamberimize. Bu seferin bir ismi de Ceyşil Üsre, güçlük ordusu. Şartlar güç olduğu için bu isim verildi Tebuk Seferi'ne. Tebuk şu anda Suudi Arabistan'ın bir ili şu anda. Medine ile Şam'ın tam ortasına geliyor Tebuk. Her savaşın bir nedeni vardır tabi. Bu nedenleri var bunların da. O dönemde Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu dünyada tek güçlü o dönemde. İran'ı da yenmişti kendisi. Suriye, Ürdün, Filistin, Irak, bütün hepsi onlara aitti. Şam civarında bulunan bazı Hristiyan kabileler Fethi gönderirler İstanbul'a, Heraklius'e. Derler ki mektuplarında, haşa, Muhammed'in öldüğünü, Medine'de kıtlık olduğunu, İnsan perişan olduğunu. Eğer bir büyük ordu gönderirsen yeryüzünde tek Müslüman kalmaz dediler. Roma İmparatoruna yazdılar bunu. Bunun üzerine Roma İmparatoru da bir ordu hazırladı. 40 bin kişilik bir ordu. Fakat çok güçlü bir ordu. Savaşçı bir ordu. Bir de buna yolda katılma olacaktı buna. Haber Medine'ye ulaştı. Büyük bir ordunun Medine'ye gelmekte olduğu haberi Medine'ye ulaştı. Medine-i Münevvere'de elhamdülillah İslam devleti kurulmuştu. Mekke alınmıştı. Epey genişlemişti Hicaz bölgesinde. Devleti kurmak kolay, yaşatmak daha zor ama devleti. Çünkü güçlü devletler nasıl denizde balıklar, büyük balık küçük balığı yutuyor. Büyük kuşlar ufak kuşu avlıyorlar. Bu kural her yerde geçerli madde aleminde. Eğer bir devlet zayıf olursa, güçsüz olursa yaşayamaz. Onu yutarlar diğer devletler. Bunun için devletin kurulması değil, önemli olanı yaşatılması. Ne gerekiyor? Güçlü olması gerekiyor devletin gerekiyor. Yani caydırıcı olması gerekiyor devletin. Ona saldıramaması için bu güce sahip olması gerekiyor. Zaten bir devlet biraz zayıfladı mı önce iç kargaşa başlar. İsyanlar başlar böylece. O zaman da böyleydi. Tek tabi bunun çıkar yolu ne tek çıkar yolu Romalılara karşı savaşa çıkmak. Roma Devleti'ne karşı. Yalnız o güne kadar Araplarda Roma efsanesi vardı, Roma efsanesi. Yani Roma Devleti bir efsanevi güç, yenilmez güç. Onlarla savaşılamaz. Dünyanın tek süper gücü Roma Devleti. Bu onlara yerleşmişti. Psikolojik olarak Araplara da. Ama tabi İslam yaşayacak. Son din. İslam yerine hakim olacak. Bunu Mevlam buyurdu böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hutbeye çıktı. İnsanları cihada davet etti. Medine-i Münevvere'de. Etrafı haberler gönderildi. Mekke'ye diğer kabilelere haber gönderildi. Ve Cihad-ı Ekber ilan edildi. Cihad-ı Ekber. En büyük cihad. Bu cihadın bir farkı şu oldu Cihad-ı Ekber'in. Kimsenin bu savaştan geri kalmaması gerekiyor Cihad-ı Ekber'de. Ancak kadınlar, çocuklar, hasta yaşların dışında kimse kalamıyor bunda. Haber gönderildi etrafa. O zaman tabii telefon yok. Telsiz yok o zamanlar. Ancak haberci çekti böyle. Haber verecek. Haber gönderildi.
O sene de Medine-i Münevvere'de ve civarında muazzam bir kıtlık vardı. Kuraklık vardı. Otlar kurumuş, bitkilere yetişmiyor, ağaçlar meyve vermiyor, hayvan aç. Bunun için bu isim veriliyor. Yani güçlük ordusu diye. Medine'de açlık var, kıtlık var Medine-i Münevvere'de. Yollardan muazzam sıcak yaz mevsimine geldi. Hurmaların da tam olduğu mevsim hurmalarında. Yani halkın beklediği o an mevsim. Onların tek gelir kaynağı o zamanlar hurma. Gelir kaynakları. Hurmaların tam olduğu zaman hurmalarda. Medine'de o zaman Medine'de münafıklar vardı. Münafık. Yani içteki köstebekler bunlar böyle. Münafıklar vardı. İslam'dan önce bunların sözü kişiliği Medine-i Münevvere'de. Bunların söz sahibi Medine'de bunlar. İslam'ın olması gelmesiyle, peygamber gelmesiyle onların tabi ışığın nurları söndü onların böyle. Onların parlaklığı gitti. Onlar sönük kaldılar. Bunun için bunu kısacadan dolayı İslam'ına cephe aldılar. Açıkça cephe alamadılar ama peygamber korkuyorlardı böyle. İşte bu Tebuk Savaşı'nın öncesinde bunlara bir cesaret geliyor bunlara. Öne açıldı bunların da. Yani karşı bir Roma devleti var şimdi. Müslümanlar buna karşı savaşamazlar diye münafık aç cephe aldılar bu sefer. Başladılar Medine-i Münevvere'de bozgunculuğa başladılar. Dediler ki haşa Muhammed dediler savaşta anlamıyor. Roma'yı o Arap kabile zannediyor Roma'yı. Eğer dedi giderseniz siz dediler Roma'ya savaşmaya yani tek kişi kalmaz. Hepiniz öldürürsünüz esir olursunuz orada. Böyle bir problemle başladılar bunlar da. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin gerçekten en zor günleri hem son hayatın sonlarında yani Peygamberimizin böyle. Yani hep hayatı Peygamberimizin çile yaptı. Hep çile geçti böyle. Yetim olarak dünyaya geldi. Yetim olarak büyüdü. Peygamberlik oldu Mekke-i Mükerreme'de müşrikler karşısında. İşkence, zulüm, baskı ve en sonunda hicret oldu oradan. Yani kovulma, kaçma oldu Mekke-i Mükerreme'den. Tam rahatına erinmişti ki bu olay meydana geldi şimdi. Münafıklar baş kaldı, isyan etti münafıklarına böyle. Artık korkulara kalmadı bunların. Ya bu artık İslam'ın sonunda seviniyor tabi bunlar kendileri de. Ne dediler şimdi bunlar bozgunculuklarında? Böyle abili Kur'an-ı Kerim'inde. Ve kalu la tenfiru fil har. Dediler ki sakın ha çıkmayın bu sıcakta. Çöl yanıyor ama çöl. Çöl yanıyor. Tabi çölde ne var çölde muhteremler? Su yok önce. Mesela günümüzde kişi arabaya biniyor. Her yerde istasyonlar var. İnsan mola veriyor böyle. Lokanta var, çay var günümüzde böyle. Buz gibi su, meşrubat var böyle. O zaman yollarda bir şey yok olur böyle. O sene kurat olduğu için çölde su yok, kuyu da kalmış, kurumuş kurularda. Çöl yanıyor. Derler ki la tenfiru fil har. Bu sıcakta, bu güneşte sakın ha çıkmayınız. Allah-u Teala Peygamber Cebrail gönderdi. İşte bu ayet-i kerimeye geldi. Rahim. Kul. Ya Muhammed'im, Habibim. Onlara söyle. Naru cehennem. Cehennem ateş nedir? Eşeddü harra. Eşeddü. Eşed ama çok ama daha şiddetli. Harran, harar bakımdan. Lev kânü yâlemûn, eğer buna bilebilse onlar bunlar böyle şey. Böyle olmakla beraber tabi gerçek sahabe-i ikram hazretleri onlar koşullar ne olursa olsun Allah emrettiğin bir şeyi onlar bu işe hazır tabi onlar böyle şey.
her taraftan artık İslam askerleri Medine'ye gelmeye başladılar böyle peyderpey. Bölük bölük. Mekke'den, Taif'ten, oradan, buradan, kabilelerden böyle gelmeye başladılar. Etrafa gelmeye başladılar. Medine-i Münevvere'ye. Fakat yine de bazıları işi biraz böyle gevşek alıyorlar diye böyle. Onların da en büyük şeyleri şuydu, hurmaların olduğu bir zaman. Hurmaları oldu mu, gider hurma bahçesine, oturuyor gölgesine, küre top hurmaları, taze hurmaları yerler oturuyor yerlerde ve gölgelerde. Tabii bunlar için her zaman gelen fırsat bunlar için. Buradaki Rabbim ayet-i kerimesiyle şimdi tekrar vermeliyim bunları. Hep bunların tevbe suresine geliyor bunlar, bu konular. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Allah buyurdu. Ey müminler, iman edenler. Ma aleyküm, ne oldu sizlere? Zekilekümün firû fî sebîlillah. Allah ona çıkın deyince sen ne oluyor ki? İstâ kaltmil erde. Yere çakılıp kaldınız. Ağırlık verdiniz, yere meylettiniz böyle. Yani kılmak istemiyorsunuz yerinizden. Bir tembelleştiniz, ağırlaştınız. Niye böyle olduğunuz Mevlam buyurdu. Eğer aldıytım, razım oldunuz ya dünya minel ahireti. Artık bırakıp da dünyadan razı mısınız şu anda? Yani tam hurmalar olmuş, gölgeler olduğu bir zamanlar. Kuyuları var, soğuk su çekiyor kuyularından. Kül hurmayı topluyor, oturuyor efendileri hurmanın altına. Taz hurma geliyor, hanımı yanında, cariyesi yanında, kız cariyesi yanında eğleniyorlar. Onların hayatı en mutlu o dönem böylece. Elham buyurdu. Arada bırakıp da bu dünya hayatına razı mı oldunuz? Yuvaya devam ediyor. Dünya nimetini de arta bakarak illa kalil. İlla kalil böylece. Çok az. Yani dünyada bir insan istediği hayata kavuşsa bile, insan dünyada hayatta kavuşsa bile, insan dünyada mutlu da olsa bile, ama bu mutluluk çok kısa sürüyor muhtemelen. Mutlu kısa sürüyor efendim. Çünkü arkasından hastalık vardır, yaşlılık vardır, ölüm vardır, şunlar bunlar vardır. Mutluluk devam etmez. Ateşe nedir? Ebedi bakidir. Bu ayet-i kerimeye gelince sanki onda Müslümanlara yine bir can, ruh hürüldü yakışlarına. Öyle bir hareket böyle. Ayet-i kerimeye haber, muazzam bir feveran, hareket oldu, bir canlanma oldu. Medine-i Münevvere etrafta hareket oldu. O dönemde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne ayet-i kerime nazil olunca Peygamber bunun hesabını bildirirdi. Orada bulunan hemen gidip etrafa tebliğ ederlerdi. Etrafa. Devesine binen, altına binen etrafa giderlerdi. Bunu tebliğ ederlerdi. Gider meydana giderler meydana. Halk toplanırdı. Çıkar oraya. Ya eyyühen nas. Ve insanlar dinleyin bakalım. Herkes toplanır böylece. Allah-u Teala enzel azil ayet. Allah-u Teala indirdi derdi. Hadi okur muhtemelen böylece. Hemen tebliğ edirdi böyle. Duyan duymayana, kadın kadına hem iletilirdi. Bu ayet-i kerimeye geldiği gibi hemen Mekke'den Medine'nin civarında bir canlılık, hareket böyle. Yine bir diriliş, ruhsal hal oldu. Yanına ne gerekiyor şimdi? O zaman hazinede para yok, tam takır hazineler. Hazine tam takır. O dönemde devletin ordusu yok, hazır ordusu yok böyle. Gönüllü gelecek böyle. Gönüllü gelecek. Ne tek bir askeri var ordunun, hazineden parası var, hazinede para var, devletin parası var. Gelecek. Ne gerekiyor şimdi? Para. Maddi imkan lazım. Çünkü oraya yayan gidilmeyecek. Tabii çok fakir olan çok kişi var. Onlara binek lazım. Deve at lazım onlara. Sonra yiyecek lazım. Birkaç aylık yol bu gidiş gelme orada.
Savaş ne olacak belli değil. Yiyecek lazım bunlara. Muazzam yiyecek lazım bunlara. Üçüncüsü silah. Silah. Efendim işte kılıç savaşı. Kılıç ama o zaman tek kılıç yetmiyor savaşı. Tek kılıç yetmiyor dedi kılıç. Eğer kılıcın suyu fazla verilmiş, kılıç çok kuvvetli çelikse kırılırdı savaşta. Böyle. İşte kalkan vurdu mu hemen kırılırdı çelikse böylece. Eğer suyu az, biraz yumuşaksa yamulurdu ağzı böyle. Karşı tabi kalkan tutuyor buna tabi. Demir kalkan tutuyor. Bu kılıcın vurduğu gibi kalkan tutuyor önünde. Eğer kılıcın suyu azsa, yumuşak çeliği azsa ucu dönüyor. Kesmiyor böyle. Çok sertse kırılıyor da böyle işte. Bu iş ne gerekiyordu? Her savaşçıya yanında yedek birkaç tane kılıç, birkaç kılıç gerekiyordu böyle. Öyle zaman geldi ki mesela hastalığı yedek kılıç kullanıyor bir savaşta. Kılıcı kırılıyor tekrar kılıç almak böyle böyle. Ok lazım. Ok da muazzam ok lazım böyle. Yay lazım, ok lazım. Tabii kalkan lazım, zırh lazım, şunlar bunlar lazım. Bunlar da fazlası bunlar lazım. Hep bunların içine gerekiyor para şimdi. Yani maddi bir para gerekiyor böyle şey. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin hepsi onun üzerine yükler ama. Yani kutbiyet, mihver, peygamber. Merkez Peygamber Hazreti böylece. Her şey o sorumlu, her şey ona soruluyor. Her şeyi yöneten Peygamber Hazreti böylece. O durumda böyle. Kendisi. Şimdi gerektiği para gerekiyor. Peygamberimiz tabi mihraba çıktı. Hutbeyi okudu. Bir kampanya başlatılmadı. Yardım kampanya başlatılmadı işte. Böyle. Para. Herkes gücünü yettiğini verecek. Bir de o savaş ayrı bir özelliği vardı. Yani kim o savaşta gerek bedenen gelsin, gerek pardamı yapsın, bunların sevabı katı olacaktı. Böyle. Çünkü güçlü ordusu olduğu için o durumda. Yani şu anlama geliyor, yani gidip de gelmemek çok ihtimali var yani. O günkü şartları böyle. Yani giden gelmesi çok güç o durumda böyle. Tabi Peygamberimizin başlattığı bu yardım kampanyası hemen semeresini verdi. Eshab-ı Kiram'ın her birisi elinden ne geliyorsa kendini zorlayarak, son sınırını kendini zorlayarak yardım başladılar. Şimdi birkaç tanesi Allah'ım inşallah örnek olarak inşallah. Bir Hazreti Ömer Hazretleri böyle. Peygamber oturuyor mescitte. Yardım başlığı gelmeye. Hazreti Ömer geldi. 4000 dirhem getirdi. O zaman ki dirhem gümüş para. O zaman iki türlü para birimi vardı. Altın gümüştü. Altın paraya adı dinardı. Dinar, altın para. Gümüş para aldı dirhemde. 10 dirhem bir altına geçiyordu. Yani bir dirhem altının onda biriydi. Hazreti Ömer 4000 dirhem gümüş lira getirdi. Peygamber koydu bu şekilde. Peygamber baktı Ömer'e. Ya Ömer, paranın ne kadarını getirdin? Yani servetin ne kadarını getirdin buraya? Sordu. Dedi ya Resulallah, akşam hesabımı yaptım. Tam 8000 dirhem servetim vardı. Hep toplamı. Yarısını çoluk çocuğa bıraktım. Çünkü dönme ihtimalim çok. Dönmem ihtimalim çok. Yarısını bıraktım. Yarısını da buraya getirdim. Peki Ömer koydu oraya. Bir ölçüyorum. Yani ne kadar para bulundu acaba? O günlerde, o koşullarda 5 dirhem bir koyun parasıydı. Bak, o denedi böyle. 5 dirhem bir koyun parasıydı. Yani 1000 dirhem 200 koyun alınırdı, 1000 dirhem alınırdı. Alınırdı. Demek ki aşağı yukarı 800 koyun ediyor. Parayı getirmiş oluyor bence. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri geldi. O gece Hazreti Ömer kalben geçirmiş ama her zaman Ebu Bekir beni geçiyor demiş yardımda. Ben işte geçeyim demiş böyle. Yarısını getirmiş. Hazreti Ebu Bekir geldi. O da ne getirdi? O da aynı ölçü 4000 dirhem getirdi böyle. O da 4000 dirhem getirdi. O da döktü ortaya. Tabii gümüş paralar şangır şungur ortaya dökülüyor böyle. Bir örtü serildi, üzerine dökülüyor. Peygamber sordu, ya Ebu Bekir, malının ne kadar getirin servetinin? Öne baktı, hepsini getirdim yarısı aldı. Hepsi bu kadar, hepsini getirdim. Peki çoğu ne olacak? Allah'a emanet ettim onları.
Hasan baktı ki öbek yarışamayacak böylece. Yarışamayacak onunla beraber. Hepsini getirmiş kendisi böylece. Yine eshabın zenginlerinden Abdülhamid bin Af Hazretleri vardır. Aşı Beşer'den. O da servetini değil de sermayesinin yarısını getirmiş o da. Ticaretle meşguldü. O da 4000 dirhem getirdi o da böyle. O da bunu getirdi. En büyük yardımı Osman yaptı muhtemelenler. Tebuk Savaşı'ndan böyle. En büyük yardım o yaptı böylece. Allah onu imkanı vermiş kendisine. Hazreti Osman çok zengin muhtemelen. Ticaretle meşguldü. Eşten beri. Ticaretle meşguldü. Çok zengindi. Ama yaşadığı hayat fakir hayatı yaşadı kendine bak. Yani yedi içti, yedi miydikleri böyle Medine'nin fukarası gibi yaşadı kendisi, yaşantısı böylece. Ama çok sebet vardı, hep Allah yoluna bunları böyle. Yani biriktirmesi bu amaçlı biriktirdi böyle, lazım olur dedim biriktirdi böyle. Şimdi geldi böylece. Osman ne yaptı muhtemelen bakınız? 900 deve bakınız. Diğerleri ne yapıyordu? 800 koyun yapıyordu, 4000 dirhem yapıyordu böyle. Bu ne yaptı? 900 deve. Deve. Yani 900 deve, koca yaylayı doldur. 100 tane at. Oldu 1000 tane böyle. Bir de 3 deve yükü gıda yardım yaptı. 3 deve yükü, deve yükü gıda yardım yaptı. Bir de bunların dışında mescide geldi. Peygamberimizin önünde serili örtü duruyor. Oraya geldi. 1000 tane altın lira veya 10.000 gümüş lira. İkisinden biri. Hangisi ise. Ama biri eşit bunların şeyleri. Daha kuvvet olanı altın lira. 1000 tane altın lirayı peygamberimiz döktü böyle. 1000 altın daha bir lirayı böyle döktü önüne. Peygamberimiz elhamdülillah onda çok sevindi peygamberler. Yani ben de sevindim peygamberler. Sen beni sevindim. Allah aşkına sevindim peygamberler. Sevindim elhamdülillah. Peygamber çok sevindi Aleyhisselam Hazreti orada. Çok duygulan peygamberler. Ve eline karşı peygamberler. Allah'ım ben Osman'a razıyım. Sen de razı ol. Dua etti. Özel dua etti Osman. Ve peygamber şöyle buyurdu. Artık Osman'a günah zarar vermez. Ona bir af oldu böyle. Geleceğe böyle. Artık ona günah zararı vermez ona böyle. Artık ona günah zararı vermez. Yani o anda, sırf o anda o kadar sevap aldı ki, o sevabın anda bir gün eşitse bile hiç kalır. Dengeyi bozmaz yani böyle. Dengeyi böylece. Yani peygamberimize duası oldu kendisine. Peygamberimiz çok sevindirdi. Peygamber çok duygulandı Aleyhisselam Hazretleri'ni ve de duasını aldı. Bir de Medine'de tabi fakirler varmış muhteremler şimdi. Herkes getiriyor ama. Bundan dışında herkes getiriyor böyle. Herkes ne getirebiliyorsa getiriyorlar böyle. Gıda yardım oluyor. Hurma olsun, üzüm olsun, arpa olsun, buğday olsun, ne olsa olsun, para olsun. Hep getiriyorlar. Medine'de biri vardı, Ukal isminde bir kişi vardı. Şöyle baktı mescitte herkes bir şey getiriyorlar. Evine gitti, evi tam takır evi. Evinde ne gıda yardım verecek bir şey var, ne parası var. Üzüldüm. Ya Rabbi ne yapacağım? Ben de bir şey aldım versem buraya. Çünkü sevabını öğrendiler ama. Yani sevabı katlanıyor sevabı. Güçlük ordusu. Gitti gezdi mezdi. Baktı ki Medine'de bir kişiye, hatta Yahudi olduğu söyleniyor. Su çekmek için bir adam arıyormuş su çekmek kuyudan. Gece su çekiyor kuyudan, kurmalı sular geceler onlar böyle. Ve o zamanki deri kırbalar var. Yani kovada deriden oluyor böyle. Zincirli kuyular böyle çekiyor. Derindir o çölün kuyuları. Ve her kova başına hurma veriliyor. İki hurma. Bak muhtemelen böyle. İki hurma böyle. Çekecek, onu ağacına dökecek, tekrar çekecek. Her kova başına iki hurma, tek hurma böylece. Bu ne yaptı? Yaslanmayı kıldı gitti oraya sabaha kadar böyle. Artık terişten kaldı böyle.
Öyle çekti. İki sağ. İki ölçek. Kurma kazındı oradan. Düşündü. Evinde çalışıyor, aç. Bir şey yok onların da. Bu da dönme ihtimali var kendisinin. Bir ölçeği evine bıraktı. Bir ölçeği de getirip oraya koydu. Döktü falan. Onu getirdi oraya. Peki ne yaptı? Hanım ne yaptı? Hanımlar, sahibi hanım ne yaptı? Ne yaptılar? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ayşe annemizin evinde onları oraya davet etti. Davet oraya. Ortaya yine bir örtü serildi. Kadın haber gönderildi. Hanımlar da kim ne verebilecekse getirsinler buraya gidin böyle. Onlar meşre değil de ona eve davet ettiler böylece. Bu sefer kadınlarla bir koşma oldu böyle. Biz Allah'a yardım ederken ne verecekler? Bileziği olan çıkar bileziğini attı muhtemelen. Küpesi olan küpesi attı böyle. Gerdanı olan gerdanını, parası olan parasını, artık kimin neyi varsa böyle. Hiçbir şey almayan bir yüzük varsa, gümüş bile olsa böyle, onu attı böylece. Yıldı ortaya bu şekilde. Bu şey elhamdülillah orduya karşı derecede bir maddi yardıma toplandı. Tabi buna değerlendirildi. Kılıç alındı, ok alındı, kalkan alındı, gıda alındı, şunlar bunlar alındı. Çünkü yolda alma imkanı yok yollarda. Ne götürürse yani ahirete gider gibi böyle. Ne götürürse eliyle oradan alacak böyle böyle. O durumda hazine bunlar. Şimdi sıra geldi Medine Münevvere'den Tebu'a çıkışa sıra geldi. Hadis-i şerif bu arada peygamberin çıkışı ilgili. Harace figatir tebuk yemel hamis. Perşembe günü Aleyhisselam Hazretleri yola çıktı perşembe günü. Ve ken yuhu ben yahruce yemel habis. Peygamberimiz o gün çıkmayı severdi. Perşembe çıkmayı. Demek ki bir insan bir yere giderken, önüne bir yere giderken eğer perşembe gününe denk getirilirse daha iyi mutlu. Ve kâne yuhibbü en yarışı yemen hamisi. Peki Aleyhisselam Hazretleri nereye gidecekse önemli yerlere, uzak yerlere perşembe günü peynir tercih edildi Aleyhisselam Hazretleri. Çıktı. Hicri 9. yılı, Hicri 9. yıl. Ve Recep ayıydı aylardan. Ki Ramazan dönüldü. Ramazan dönüldü. Recep ayıydı. Perşembe günü yola çıkıldı. Ne kadar asker oldu muhteremler? 10 bini atlı. 10 bin kişi atlı. Kan teyve almak üzere 30 bini aştı asker sayısı. 30 bini aştı. Bunlar artık binlere bineklerine erzaklar alındı, şey yaptılar. Tabi dualar yapıldı. Tekbirle çıktılar bunlar. Halk uğradı bunları. Bu arada 7 sahabenin bir de burada ağlaması olayı var muhtemelen. Ki bu Kur'an-ı Kerim'de bu geçtiği için ona temas edin inşallah. 7 sahabe. Bunlara Sebe-i Bükkain denir Arapçada. Ağlayan 7 sahabe. Adı aldı bunlar böyle. Bükkain. Ağlayan 7 sahabe bunlar. Bunlar biraz da geç geldiler. Başka yerden kabine gelmişler. Nasıl gelmiş? Yeğen gelmişler. Ceplerinde medenik yok cepler. Cepleri tam takır. Hiç para yok. Atları yok. Develeri yok. Paraları bir şey yakınlar. Yalnız cihada katılmak için Medine'ye gelmişler. Baktılar ki orada hareket etmek üzere. Peygamber'e gelirler. Ya Resulallah. Bu önüne büyük yalvarıyor. Ya Resulallah ne olur. Biz size beraber gelelim. Geri kalmayalım. Peygamber baktı Aleyhisselam'a baktı. Bir şey bulamadı. Orası ayet okuyayım inşallah. Mevlam buyuruyor. Kulte. Ya Muhammed'im, sen dedin ki onlara la ecedü mahamülüküm aleyh. La ecedü. Bulamıyorum. Mahamülüküm aleyh. Size binek bulamıyorum. Peygamber baktı. Peygamber tefşit etrafına baktı.
Tek bir deve, at, boş yok iş. Hepsi binilmiş. Yedek bir şey yok, yedek hayvan yok orada. Yedek kişi bekliyorlar. Efendim buna öyle buyurdu. Sevince bir şey bulamıyorum. Tevellev. Bu sene bir şey artık geri döndüler. Ve ayunum temine mine dem'i. Ve ayunum tefildu mine dem'i. Gözden yaş şişmeye başladı. Ağlama başladılar. Sesli ama. Böyle hüngür hüngür böyle. Öyle aşağı aşağı akıyor gözlerinden. Neden? Yoldan kalıyorlar bunlar. Resulullah gidemiyor, gidemiyor artık böyle. Ağlama başladılar. Peki bunlar kaldı mı sana muhteremler? Kalmadı bunlar gene böyle. Kalmadı bunlar böylece. Yine sahabeden biri ikisine iki binek buldu bunların böylece. Hazreti Abbas Bey'in amcası olan o da ikisi iki binek buldu. Osman da Hazreti Osman da üç tane binek diye buldu muhteremler. Bunlar ise kalktı bunlar kalktı bunlar elhamdülillah bunlar böylece. Yalnız yani bu yedi sahabe Kur'an'da geçen sahabeler yani sahabe kelime arasında hep anılır bunlar böyle. Sebe-i Bükkain diye ağlayan yedi sahabe böyle. Böyle çürük ağlayan böyle. Hüngür ağlayanlar böylece. Resulullah gidiyor Aleyhisselam Hazretleri geri kaldırdı bunlar böylece. Peki kim kaldı Medine-i Münevvere'de? Kadınlar, çocuklar, hastalar, yaşlılar, bir de münafıklar. Münafıklar kaldı muhtemelenler. Münafıkların bir kısmı gitti. Az bir kısmı gitti. Yani savaşma değil de öyle katı bir kısmı katıldılar. Ama münafıkların büyük çoğunluğu onlar kaldılar bunlar. Gitti Medine'ler. Yolda çok olay oldu yolda. Yani olay şu, mucize yaşandı yolda muhtemelenler. Zaten sahabelerin ruhu mucize. Mucize böylece böyle. Yani o yolların kahrı çekilmez muhtemelenler böyle. Çekilmez böyle. Yol yok. Taş, kum, çöl, diken, tepe, dere, vadi. Bu şekilde yollar 700 kilometre yani. Medine-i Münevvere'ye. Havada muazzam aşırı sıcak. Güneşte, aşırı güneşte. Susuz, aç. Tabii bu şekilde. Oradan karış çekilme. Bir de savaşa gidiyorlar bir de. Bir de savaşa gidiyorlar. Hayvan da aç. Yolda açlık var yollarda. Biri şu oldu muhteremler. Eshab-ı Hicr denen bir yer var böyle. Medine-Tebuk arasında. Yani Semud kavminin yaşadığı, helak olduğu yer orada. Haricacılar burada böyle. Tabela vardır orada hala şu anda. Biliyorsunuz Peygamberden Salih Aleyhisselam vardır. Salih Aleyhisselam. Onun mensup olduğu Semud kavmi. Orada yaşadılar böyle. Orada yaşadılar. Hadis Salih Aleyhisselam çok uğraştı bunlarla toplumda. Çok kuvvetli insanlar bunda. İri yapılı. Güçlü insanlardı. Kayaları oyup ev yaparlardı. Keskiyle, şeylerle. Yani bir kapıdan başlayıp içine girer, odamı yaparlardı böylece. Kuvvetli insanlar, güçlü insanlar. Yalnız putperestlerdi kendilerine böyle. Heykel tapınırlardı bunlar. Sağ olasın Hazretleri uğraştı bunlarla. Sonra şey bir anlaşma yapıldı aralarında. Dedi ki ya Salih. Eğer sen Rabbin dediler şu kayadan. Onların kutsal saydığı bir kaya vardı. Orman değil, kaya. Umaç yok. Kupkuru kara kaya. Eğer de senin Rabbin bu kayadan bir deve çıkarırsa kayanın içerisinden onunla iman deriz sana. Ama de şart koşacak öyle. Deve dişi olacak. Tamam. İkincisi deve 10 hamile olacak. Deve 10 ayda doğur çünkü. Çıktıktan sonra hemen doğuracak. Yavru dişi olacak arası da. Peki, bunun üzerine ondan bir bayram günleri vardı, tapındıkları günleri vardı, tören günleri vardı putlarına. Halk toplandı, kutsal köy etrafında. Evet, bu konuyu kısa geçiyorum. Dediler ki, ya Salih, öyle bir mi dua edelim putlarımıza, sen dua edeceksin. Eğer onların putları bu işi başarırsa, Salih sen bırakıyor peygamberliği, öyle konuştu, anlaşma. Peki, dua edin bakalım baştan siz. Tabi heykelin o geller başlarına,
saygı duruşudur, eğilme kalkmalı, şunlar bunlardır, bağırma çağırma, yalvarma, ama şöyle bir deve çıkarın. Tabii çıkaramazlar. Tabii çıkaramazlar. Artık pes ettiler bunu, bıraktılar. Olmuyor bu. Sen Rabbine dua et bakalım. Sen Rabbim bunu yapabilir mi acaba bunu? Sadece kalk, namaz kılmak. Bu da nedir? Demek ki bir insanın öyle bir arzu isteği oldu mu iki kez namaz kılma gerekiyor. Hacet namazları var efendim. O zaman dua etme gerekiyor efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem iki kez namaz kıldı. Tabi peygamber namaz, yavaş namazı kıldı. Elini açtı. Ya Rabbi, bunu istiyorsan malum ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi, bu deveye çıkar görsün bunların gözleri. Görsün sen böyle derken, hemen kayada bir infilak patlama oldu böyle. Hem o anda böyle. Halk bakıyor mu kayaya? Bir halk orada. Ortasından bir infilak patlama oldu. İki yarıldı, ortası yarıldı. İçinden bir dişi deve çıktı oradan böyle. Çıkan bağıra çıktı böyle. Çıktı. Dişi deve oldu belli karşıdan. Hamile, gebe, on aylık gebe oldu belli. Çıktı, üç adım yürüdü, çöktü. Doğum yaptı orada böyle. Yavrusu dişi çıktı oradan. Ne oldu? Yani imanı gelmeler tabii muhtemelenler. İmanı gelmeler. Sonra bunlar deveyi de öldürünce Allah helak etti onları muhtemelenler. Nasıl helak etti onları Allah-u Teala Mevlam? Önce bir ses, sayha deniyor bir say, ses. Cebrail Aleyhisselam bağırdı. Cebrail Aleyhisselam bağırınca onlar muazzam korktular. Sonra kalpte hopladı, korktular. Arkadan bir yağmur, yıldırım. Yıldırım başlarında. Yani mağarayı bombalama, bombardıman. Yıldırım verecek böyle. Arkadan bir de deprem başladı. Helak oldu bunlar. Şimdi bu Tebu'ya giderken önce birlikler ne yaptılar bunlar? Oradan geçiyor tabi böyle. Oradan geçerken bunlar önce birlikte ne yapmışlar? Oraya uğramışlar. Tabi orada eski kuleler kalmış orada. Yıkık evleri var, virane filerler var böyle. Orada susuz olduğu için oradan su almışlar. Kaptanı doldurmuşlar. Hatta bazıları unlarında hamur yapmışlar böyle böyle. Ekmek yapmak için böyle orada. Arkadan peygamber geldi, arkadan geldi. Ona şirah buyurdu. Burası azap olan kavmine lanet eden bir yer burası. Burada durmayın. Dökün suları. Hamurlar da develere verin buraya baktığında. Hamurla develere verin hamurlar, hamurlarda. Demek ki yenmeyen bir şey hayvana verilebiliyor muhtemelen böyle. Öyle biliyor. Binek hayvana. Süt hayvanı değil bunlar. O da var mı böyle. Binek hayvanı bunlar da veriliyor. Hatta Peygamber orada hadis-i şerif var burada. Buhari'ye Müslüm hadis-i şerif böylece. Peygamber şöyle buyurdu. İlla entekûnü bâkîne. Buradan geçerken ağlayarak geçin, ağlayarak buradan geçin böyle. Ağlayarak, üzere korkar Allah'ın geçin böylece. Peygamberimiz de muhtemelen başını böyle sardı, öyle geçti, öyle geçti oradan böylece. Demek ki bir toplumun helak olduğu yerde, Allah'ın gazap ettiği yerde, orada durmama gerekiyor muhteremler. Şimdi bu konuya bir başka açayım, biraz daha bakalım bu konuya da. Bir iş sahibi, bir dükkan açar bir yerden, hatta başka iş kurur kimse, hep iş ters gider. Mesela hayvan ahır yapar, besiz yapacak, hep iş ters gider. Ne işte, hepsi ters gider işte böyle şey. İnsan bazen bir ev olarak bir yerden hep terslik olur böyle, bereketsizlik olur. Evinde huzursuzluk olur evinde böyle şey. Neden? Demek orası lanetlenen bir yerdir muhtemelen orası böyle şey. Orada oturan kişiler efendim oturmuş zamanda orada böyle oturmuştu böyle. Bazı insana yarar bazı yerde. İnsan bazen ev sahibi olsun, kiracı olsun. İnsan bazen bir yerden bir ev tutar kirayla ya da kendi alır. EBG'de ucuz evdir, basit evdir. Yani konforu yoktur, gösterişi yoktur, evi yoktur. Ama huzur vardır yani muhtemelen böylece. Dükkana bu iş yeri bunun gibidir. Orada bereket olur muhtemelen böylece. Bakın, Uyud Barışı Hazretleri, La ted hulu mesakinizin zalim enfüsüyüm. Hadışı diyor burada. Eshabım nefsine zulmeden, Allah isteyenlerin bunların meskenlerine girin, uğramayın buraya. Buna çabuk geçin buradan. Lanetinde bunlar, buna size zarar gelir muhtemelen böyle buyurdu. Buyurdu. İşte buna bakmak da gerekiyor muhtemelen bu şekilde böylece.
Orada geçtikten sonra o gece mola verildi bir yerde. 18 yılda mola verildi muhteremler. En son mola Tebuk'ta oldu böyle. 18 yılda mola verildi. Her mola verilen yerde bir meşrit yapılır, sonradan yapılır böyle. 18 yılda mola verildi. Hep bunlar belirli bunlar. Sahabeler peygamber olsa giderken oralara o namaz kılardı sahabeler böyle. Mola verilen yerler. Orada geçtikten sonra mola verildi. Gece orada kalınacak. Buyurdu ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, eshabım bu gece burada fırtına kopacak gece. Fırtına çıkacak. Ama korkun fırtına çıkacak burada. Kimse ayağa kalkmasın. Oturun, sakın ayağa kalkmayınız. Bir de deve ayağına bağlayın. Devenin ayağına bağlayın. Develere ayağa bağlanın ve kaçamaz bir yere gidemez bu terimde. Ayağa kalkamaz devede. Devenin ayağına bağlayın. Kimse ayağa kalkmasın. Bu gece fırtına olacak burada. Geceden sonra birdenbire fırtına koptu. Ama yeri göğü sanki kaldırıyor öyle. Taşları kaldırıyor böyle. Muazzam fırtına. Herkese bir çivitü kaldılar. Yalnız iki kişi neyse bir gafil oldu bunda. Biri kalktı. Nefes darlığından tıkandı kaldı oraya böyle. Birinde rüzgar fırtına aldı. Ta karşı kayara çarptı birisine. Öyle çarptı ondan. Yine bir olay oldu. Olay çok da tabi bazı noktaları alıyordu burada. Alıyordu bunları böyle. Yine giderken Peygamberimizin devesi kayboldu. Mola verildiği bir yerde. Bir yerde mola verildi. Tam hareket edilecek ordu hazırlandı. Peygamberimizin devesi yok. Yani Peygamberimizin en sevdiği deve. Kasva devesi Peygamberimiz. İsmi Kasva'ydı. En sevdiği deve oydu böyle. Kasva yok. Deve yok böylece. Aran başları sahabeler. Bir arıyorlar, bulamıyorlar böyle. Tabi orada münafık var. Demiştim az münafık vardı böyle. Biri de aslında kendi Yahudiydi. Müslüman oldu ama münafıklarla birleşti. O da oraya katılmıştı. Dedi ki o şimdi yanında bulunanlara, yani propaganda başladı şimdi. Bakın dedi, Muhammed dedi Aleyhisselam Hazretlerine, peygamberim diyor. Peygamber davet ediyor böylece. Bize götürüp haber veriyor. Bize kıyamda haber veriyor böylece. Ama devesini yerini bulamıyor. Böyle peygamber olur dedi. Tabi bu yayıldı böylece. Sahabenin tabi infial oldu. Karşı bir tepki kendisi oldu. Peygamber buhar haber geldi. Peygamber büyük aram Aleyhisselam Hazretleri eshabım böyle bir şey bir söz çıkmış. Evet doğru. Devem kayboldu. Nereden bilemiyorum böyle. Ben senin gibi bir insanım. Eğer Allah bana bilirse onu ben bilirim böyle işte. Mülk Allah'ın mülkü. Allah'ın mülkünde her şey Allah'ın denetiminde, gözetimleri böyle işte. Ama ben bir senin gibi insanım bu şekilde böyle. Şu anda Cebrail sen bana geldi. Haber verdi, demin geri haber verdi böyle buyurdu. Gidin bir yer gösterdi, uzakta bir yer gösterdi. Gidin oraya. O vadide benim devem bir dikenli ot yerken yular onlara takılmış, dolamış kalmış. Ben diyorum orada, alın gelin bakalım. Orada görünmüyor. Hemen koyup gitti oraya baktılar. Aynı dedik falan böyle deven yularına takılmışlar ya aldı getirilen muhtemelenler. Şimdi buna bir hisse çıkaralım böyle günümüzde bakıcılık meselesi. Yani günümüzde baya yani böyle Müslüman görüntülü kimseler. Yani bakarsın ki bu kişiler arasında İslam'ı yaşayan kişi. İnançlı kişi dersen ben. Bayağı Müslüman kişiler. Arabası çalınıyor. Altını çalınıyor. Yok bir şey çalınıyor. Ne yapıyor? Falan bakıcıya gittim. Bakın muhteremler. Peygamberimiz bilmem diyor. Bilemem diyor. Peygamber bilemem muhterem. Bilemem diyor böyle şey. Orada sahabeler. 30 bin sahabe bilemiyorlar. 30 bin sahabe bilemiyorlar. Evliya bilemiyor bunu böylece. Demek ki bunu dikkat etmek gerekiyor onlara. Tebuğa varıldı muhtemelenler. İleri gidilmedi. Oraya yerleşildi. Ordu bekleniyor. Kim bekleniyor? Roma ordusu bekleniyor şimdi burada böyle. Yola çıkmış çünkü ordu bekleniyor. Ama Allah onların kalbine korku verdi muhtemelenler. Korku verdi. Ki Roma ordusu
o dönemde efsane bir güç, yani yenilmez bir güç, karşı durmaz bir güç algılanan bir ordu, ona korku verdi Mevlana'lara. Orada gelemedi böyle. 20 gün orada kalındı. Tabii savaş olmadı. 20 gün orada kalındı. Bir sabah kalkıldı, sabah mezarına kalkıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ihtiyacı görmeye uzak bir yere gitti biraz. Açıldı tabii. Dışarıya gitti Hazretleri. Baktı sahabeler güneşin olması yaklaştı. Resulullah daha gelmedi. Ama mati geçecek. Bunu şunç alıyorum, bu aldım muhteremler. Yani sahabelerin bakınız namazdaki duyarlılığı, bakın duyarlılığı böyle şey. Bir peygamber gelecek, Abdülhamid'e gidince bunu biliyorlar. O peygamberi beklemiyorlar. Allah emri gelince derler ki güneş doğmasın, namazı geçmesin. Peygamberimiz orada kılar, ya kılarsa kılar bu şekilde, bir namazı kılındırır böyle şey. Hazreti Abdülhamid bin Avf Hazretleri Haşim Beşer'den onu öne geçirdiler muhtemelen. Sabah namazını o tekbir namazı kılarken iki rekatta peygamber yetişti. İki rekat yetişti bir anda böyle. Cami tevhidler peygamber şahit devam edin buyurdu. Peygamberimiz ona uydu. İki rekatta kalkıp yine kıl muhtemelen. Peygamberimiz namazı şöyle buyurdu. Şöyle buyurdu muhtemelen. Eshabım, bir peygamber ümmetinden salih kişi namaz kılmayan canı alınmaz onun buyurdu muhtemelen. Bir peygamber kendi ümmetinden salih bir arkadaşın namazı kılmayınca onun ruhu alınmaz. Yani artık peygamber namazı kıldı, ece yakın artık peygamber. Onu vermiş oluyor. 20 gün geçince ve etraf kontrol altına alındı. Tabi göze çıkarıldı. Baklı gelen giden yok. Peygamber Hazretleri toplu hesabını, hesabı ne yapalım? 20 gündür buradayız. Tabi erzak da bitiyor bir taraftan. Gıda da bitiyor tabi orada. Ne yapalım? Düşman gelmedi. İleri gidelim acaba daha. Yani en ilerisi Şam orada. O zaman Şam merkez Orta Doğu'da. Gidelim mi Şam'a gidelim acaba? Ne dersiniz? Hazreti o kalktı önce cevaba. Ya Resulallah. Allah'ın emri varsa onu yapalım. Neyse Allah'ın emri varsa. Onu yapalım. Yani dedi ki ya Ömer. Eğer Allah emri olsaydı bu konuda ben size danışmaz ama ben. Ben size danışmam. Allah emretti mi yapardık beraber. Bu emir olmadığı için danışıyorum. Böyle yapmamız gerekiyor. Dedi ki Hazreti Ömer bu sefer ya Resulallah benim görüşüm dedi. Bir bana geri dönelim. İleri gidersek artık Roma bir devleti bir deniz gibi, okyanus gibi. Muazzam kabı hep Hristiyanlarla bunlara böylece. Hazreti onlar bize korkmuşken buradan dönelim. İnşallah ileride bir şey olursa olur. Onda haber geldi. Şam'da kolera salgını başlamış o anda. Kolera salgını başlamış. Peygamber buyurdu ki kolera salgını çıkan yere oraya girilmez. Oradan çıkma oradan böyle buyurdu. Dönmeye karar verdi muhtemelen. Ve döndü oradan. Hiç savaş olmadı yani böyle. Kimse bunu kanamadı. Kimsenin canı yanmadı elhamdülillah böylece. Ama çok ama muazzam bir ecir alacağı bağlılar. Onu bir Allah bilir böylece. Öyle muazzam sahabı aldılar niyetlerine göre. Şimdi dönüşte yine çok olaylar oldu dönüşte de muhteremler. Biri münafıklar. Oradaki münafıklar. 12 kişi varmışlar bunlar. Bir araya geliyorlar bunlar. Gizli anlaşıyorlar. Diyorlar ki bunlar ileride ileride bir diyorlar dar bir geçti boğaz var diyor ileride. Bu aracı iyi bilenler. İleride yolda yolun üzerinde bir dar geçti boğaz var. Tam da oraya gece yarısı oradan denk geliyor yürüyüşe göre. Biz oraya girelim dediler. Gecenin yarısında ki sahabeler uykusuz anda olurlar. Uygula deve üzerinde karanlıkta, zifiri karanlıkta hiç bizi görmez. O anda peygamberimiz saldıralım, öldürelim onu da peygamberimiz. Oraya pusu kurdular böyle. Boğazda. Dönüşte. 12 tane münafık. Tam boğaza gelirken gece yarısında Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah durum böyle böyle. Peygamber arkasında Hazreti Ammar gelirdi arkasından peygamber. O arka başka deveye binerdi. O arkadan gelirdi. Hep peygamber gözleri arkadan böyle. Onun arkasında Hazreti Huzeyfe gelirdi. Huzeyfe.
Münafıkların sırrına vakıf olan gelirdi. Ve Huzeyfe'yi çağırdı. Huzeyfe daha cesaretliydi. Huzeyfe durum böyle böyle. Sen bir bağır dağıt bakalım onlar buradan böyle şey. Bir tebliğ getirdi. Abi münafıklar korktu kaçtı atamlar bence. Kaçtı onlar da. Hatta sabah bu olayı duyulunca ordu tarafından dediler ki yarısı izin ver öldürelim bunları dediler de izin vermedi peygamberden gene böyle şey. Bırak öldürmeyin gene böyle böyle de. Şimdi peygamberimizin böyle Medine'de karşılanışı. Yani bu Tebuk seferi olaylı bir hareket tabi oldu. Peygamberin karşılanışı hadis sahibi denen bir sahabe. O zaman kendisi çürüktü o zaman da kendisi. O şey yapıyor. Telakkan nasi felakitü mi'asibyanı ala sinyetin vedai. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri diyor Tebuk'tan dönüşünde Medine'ye gelirken halk bunun karşıma çıktı halk. Bayram gibi oldu böyle. Bayrama dönüştü. Medine kalanlar, kadınlar, hastalar, yaşlılar, çocuklar kim varsa hepsi bunlar. Daha münafıklar çıktılar, onu çıktılar böylece. Yalnız üç tane de gerçek Müslüman da vardı ama. Savaşa gelmeyen. Bu Kur'an'da geçiyor. Ve aleyhisselâsetillezîne hullifû diye geçiyor. Tevbesinin sonlarında. Sayfa başında geçiyor muhtemelen böyle. Ve aleyhisselâse. Üç kişi var böylece. Üç bundan gerçek sahabe bunlar. Yani Bedir'de bulunan sahabe üçü bunlar. Böyle. Gerçek Müslümanlar bunlar. Binek aldılar. Hazın yaptılar bunlar da. Fakat işte çıkmadan önce kurma bahçesine gittiler. Kurma topladılar. Yediler. Yanına carilere geldi. Yetişti ve derken aldandı bunlar. Kaldılar bunlar böylece. Onların olayı çok uzun onların meseleleri muhtemelen. Yani üç tane gerçek Müslüman kalmıştı. Böyle savaşçı Medine'de savaşa katılmayan bunlar. Katılmayan. Bunun tevbeleri çok uzun sürdü bu tevbeleri de. Zor oldu tevbeleri de. Bunun dışında halk karşıladılar. Hazreti sahib diyor ki sahabe-i kiramdan Hazretleri baktım diyor bütün halk diyor peygamber karşılamaya gidiyorlar diyor. Ben de çocuklar beraber diyor karşılamaya gittim. Sinnetil veda. Sinnetil veda. Yani peygamberimiz işte oradan gelmişti. Medine'nin uğurlama yeri karşılamıyor orası Medine'nin. Gelen oradan karşılanır. İki tepe arası orası. Oradan gelen kişi karşılanır. O da uğurlanır da böylece. O gün Medine Münevver'de bir bayram yaşandı muhtemelen böyle. Çünkü şu bakımdan bayram yaşandı. Kadınların çoğu tabii kiminin kocası, kiminin oğlu, kiminin kardeşi, amca dayısı savaşa gitti. Yani herkesin bir şey gitti oraya böyle. Çoğun beklentisi şehit haberi. Yani artık buna diri gelmez gibi bekliyorlar böylece. Ölüm bekliyorlar bunlar böylece. Bunlar hepsini böyle sapo sarım saati görünce tabii daha başka olur böyle böyle. Başka olur da. Peygamber Hazretleri, Peygamberimiz kuşu vaktinde Medine'ye geldi muhtemelen. Ramazan ayıydı böyle. Medine'ye geldi. Doğru meşriye gitti Peygamberimiz böyle. Her zaman öyle yapardı. İki rekat namaz kıldı. Döndü oturdu sahabe-i kiramına oturdu oraya. Bunun üzerine o gelemeyenler, münafıklar geldiler işte özür dilemeye şimdi. Korktular şimdi ama şimdi. Korktular bundan tabii. Özür dilemeye geldiler kendisine. İşte aman ya Resulallah işte Hasan vardı, şöyle vardı, böyle vardı. Hep yalan da yalan söylemeye. Yalnız tabii tabii peki olsun dedi onlar. Biliyor tabii bunlara böylece. Yalnız üç tane sahabe onlar. Onlar ama savaşa katılmadılar ama Medine mutlu olamadı Medine'den böyle. Medine sıktı kendinden böyle. Dağıldım bunlara böylece. Şimdi bunda en son geliyor bunlar da. Önce Hazreti Kâb denen kişi geldi böyle. Oturdu. Peygamberimiz tabi biliyor gerçek Müslüman. Kâb. Sen niye gelmedin? Bak, sen at almıştın. Niye gelmedin sen? Başta ağlamaya. Ya Resulallah. Vallahi ya Resulallah. Hiçbir engelim yoktu böylece. Ama nefsim uydum ya Resulallah böyle. Bunun için gelemedim ya Resulallah. Ama senin için Allah'a ait. Ayrı bakalım. Üç yol ayrıldılar böylece. Onların tevbi uzun çok sürdü. O konuya girmeyeyim şimdi. Şimdi savaşın sonunda ne kazandı Müslümanlar muhteremler şimdi? Oraya gelelim bir de böylece. İslam devleti o gün için dünya çapında bir kabile devletiydi o güne kadar.
İran, Roma karşısında, Sasani devleti karşısında İslam devleti bir kavme devleti. Yani Arabistan çöllerinde terk eden bir bölgede, Arap çöllerinde bir kabile devleti diye önemsizdi. Yine Arap Yarımadası'na da çok kabileler de yani zaman zaman baş kaldırma bakıyordu böyle. İstihdame bakıyorlardı. Devleti küçük görerek böyle şey. Bu Tebük Seferi ile İslam devletinin Diyanet olduğu burada artık katına vurgulandı muhtemelen. Diyanet devleti böyle. Roma'ya karşı çıktı. Ta Tebük'e gitti. Tebük Roma ait zamanlar böyle. Ta Tebük'e kadar gitti. Roma orası korktu. Savaşamadı bunlarla böyle şey. Elhamdülillah İslam devleti o anda kendini dünya kabul ettirdi. İslam devleti. Hacı yükselmiş oldu İslam devleti orada. Elhamdülillah ondan sonra artık böyle sahabeler peygamberden sonra korkmadan Roma'da savaştılar. Tabi Şam'ın hepsi alınması muhtemelenler. İşte demek ki böyle zor günlerde, zor koşullarda bir insan canıyla, malıyla Allah yoluna gayret ederse bunun hesabı çok ama çok çok katlı muhtemelen böylece. Hatta o şeye gelelim muhtemelenler, sahabeden biri, baktı herkes bir şey getiriyorlar, sahabeden biri evine gitti, evinde baktı az bir hurma var. Dedi ki hanımın çocuğuna, bakın evde ekmek yok, arpa yok, bu da bir şey yok böylece. Evde bir avuç, bir avuç evde bu da arpa şey, hurmak var. Bu sizin hakkınız. Eğer izin verirseniz bunu götüreyim ben de orduya. Ben bunu götüreyim orduya. Ben bir şey götüremiyorum, üzülüyorum böyle. Hepsi götür baba derler böyle. Aldı getirdi, o da koydu. Münafıklar buna güller anında, alay etti bunlar böyle. Termin bir sadaka, bu da ayet-i kerimine geçiyor. Güller, şuna bak, utanmadan yani o kadar büyük meblağ yardım gelirken hoşuma getiriyor böyle işte. Dediler. Peygamber kendini çağırdı. Çağırdı kendisi. Gel bakalım buraya gel böyle. Allah sadakını kabul etti. Sen de bunun divana yazıldın. Demek güçlük zamanında, kıtlık zamanında kişi ve gücünü kollayarak İslam için, İslam'ın canı malı bir şey verirse bunun ise başka oluyor muhtemelen. Yoksa bolu zamanında, bir de rahat zamanında tabii daha kolay böylece. Bunu bir hikayede algılamamak gerekiyor. Bundan bir ibret almamız gerekiyor bunların. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen böylece. Yani onu düşünmemiz gerekiyor her zaman için böyle. Hiç dünya rahat etmedi böyle. Bazı münafıklar, bazı ateistler günümüzün o münafıkı ne yapıyorlar? Yani peygamberimizin çok ehlini konu ediyorlar. Bakınız. Sanki haşa nefsi düşkünmüş gibi. Mübarek insanlar. O Allah'ın Resulü'nü yatabildi mi rahatça? Yatabildi mi muhtemelen böyle ya? Zaten Mekke döneminde bir atış anamız vardı. 25 kişi evlendi muhtemelen. Medine emirlerinin son zamanlarında birkaç hatun aldı mı onların mecbur Allah'ın emri aldı onları. Evinde yatabildin rahat çağıma. Hep çöllerde kalmadı. Böyle. O kızın çölde kaldı. Çölde olsa savaştı. Lillahi Teala Fatiha.